şişeme doldurdum. Bakın. Şöyle. Ama bunu mutlaka ama mutlaka bir gün dinlenmesini sağlayın yani buzlukta ve o zaman pardon dolapta ve o zaman soğuduğu zaman tamamen böyle o. Merhabalar arkadaşlar, Özlem Mutfak'ta kanalıma hoş geldiniz. Hibisküs şerbetimiz var. Hibisküs şerbeti yapacağız şimdi. Çok vaktinizi almadan tarifimize geçelim. Tenceremin içerisine suyumu alıyorum. 3 litre su kullanacağım. Şimdi suyumu ocağımın üzerine alıp ağzını kapatıp kaynamaya bırakıyorum. Suyum kaynadı. Kaynamış olan suyun içerisine hibisküslerimi atıyorum. Şöyle bir sudan geçirdim. Tozu falan gitsin diye çok fazla suyun içinde bekletmedim. Şimdi üzerine de bir tatlı kaşığı, çok tepeleme olmayacak şekilde tarçınım var. Kabuk tarçın kullanırsanız daha güzel olur yani kabuk tarçın kullanmanız. 2 ya da 3 tane kabuk tarçın kullanabilirsiniz. Kabuk tarçın kullandığınızda mesela kaynadıktan sonra soğumaya bırakırken kabuk tarçınlar içinden almanız gerekiyor ama acı bir tat bırakmaması için. Şöyle 7 tane de burada karanfilim var. Onu da ekliyorum. Şimdi böyle bir karıştıracağım. Bir 10 dakika kadar bunu tekrar ağzını kapatıp ve kaynamaya bırakacağım. Yaz günü gerçekten acayip güzel, çok lezzetli bir şey. Böyle işte kimyasal ürünler almaktansa bu gerçekten daha da güzel. Ve bunu sıcakken değil soğukken tükettiğimizde yani bir gün beklediğinde dolapta aşırı lezzetli. Tamamen tadı oturuyor. Aşırı lezzetli oluyor. Şimdi üzerine şekerini de ekliyorum. 1,5 su bardağı da şöyle şekerim var. Ve tabii ki damak tadınıza göre şeker oranını azaltıp ekleyebilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Ben biraz şekeri böyle birazcık belirgin olsun istedim. Şimdi tekrardan orta ateşte kapatıyorum ağzını ve kaynamaya bir 10 dakika kadar kaynatacağım. Hibisküsümüzü yani şerbetimizi kaynattık. Şöyle bir 10 dakika kadar. Şimdi birazcık da ben bunu böyle soğuttum. Şimdi süzme işlemine geçiyorum. Şöyle süzüyorum. Şimdi bunu şişeme dolduracağım ve dolabıma kaldıracağım. Soğumaya bırakacağım. Şerbetimi şöyle güzel bir şişeme doldurdum. Bakın. Şöyle. Ama bunu mutlaka ama mutlaka bir gün dinlenmesini sağlayın yani buzlukta ve o zaman pardon dolapta ve o zaman soğuduğu zaman tamamen böyle o tatlı tadı tamamen oturuyor. Şimdi benimkisi bayağı ılık. Bir ama tadına bakacağım. Şu an bile şeker oranı mesela azken ama soğuyunca daha da güzel olmuş olabilir. Şimdi bir yudum alıyorum. Şöyle bir yudum tadına baktım. Gerçekten şeker oranı şu an çok güzel. Soğuduğu zaman da daha da dediğim gibi oturabilir. Böyle hafif mayhoş bir tat olmuş. Efsane bence gerçekten. Ben çok beğeniyorum zaten. Çok da faydalı. Dediğim gibi böyle koladır veya diğer türlü kimyasal ürünleri almaktansa bunu böyle yapıp tüketmek yaz ayın daha güzel. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Videomuzu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.